Merhaba, kanalıma hoş geldin. Ben Esra. Bugün seninle çok lezzetli bir patlıcan yemeği yapacağız. Patlıcanı seven bu yemeğe bayılacak, emin olabilirsiniz. Çok harika ve lezzetli oluyor. Tarife geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve güzel bir yorum bırakmayı ihmal etme lütfen. Çünkü bunlar benim için çok kıymetli. Öncelikle yıkayıp süzdürdüğüm etleri düdüklüye alıyorum. Güzelce şöyle suyunu salıp çekinceye kadar çevireceğim. Daha sonra bu arada biraz yapışıyordu, yağ ekledim ben. Eğer etiniz yağlıysa eklemek zorunda değilsiniz ama baktım yapışacak gibiydi. Birazcık şöyle bir gezdirdim yağı. Güzelce çevireceğim. Suyunu salıp geri çekmeye başlayınca da üzerine soğan ve sarımsağını ekleyeceğim. 2 tane soğan doğradım ben. 2-3 diş de sarımsak ekleyeceğim. Sen istersen daha fazla veya daha az da ekleyebilirsin. Şöyle güzelce soteleyeceğim ve üzerine pul biber tuzunu ekleyeceğim. İstersen kırmızı toz biber de ekleyebilirsin. İstersen acı olmayandan da ekleyebilirsin ama benimkiler acı. Tuzunu da ekledikten sonra şöyle biraz daha çevirip üzerine 1 çay bardağı su ekleyeceğim. Daha sonra düdüklüğün kapağını kapatıp 15-20 dakika boyunca etler yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişireceğim. Düdüklü de değilse çok daha fazla su eklemek gerekecektir ve biraz daha uzun pişme süresi gerekecektir. Bu yüzden düdüklü olursa daha iyi olur. Ama evde eğer kavurma tarzı bir şey varsa kavurup üzerine baharatını ekleyip yine aynı şekilde hazırlayabilirsin. Etler pişerken ben patlıcanları hazırlayacağım. Patlıcanları şöyle alacalı soyuyorum. Daha sonra dörde böleceğim ve biraz uzun olacak şekilde, yani çok küçük olmayacak şekilde de doğrayacağım. Daha sonra bir kaba alıp üzerine tuz ve su ekleyeceğim. Onu bir süre beklettikten sonra da sıkıp kurulayıp kızartma işlemi yapacağım. Kızartma işlemi bu yemeğin galiba en önemli etkenlerinden biri. İstersen fırınlayabilirsin. Hatta bu ara bu sıcak hava fritözleri var. Biraz yağlayıp onun içinde de hazırlayabilirsin bu adımı. Çok daha kolay olacaktır ama mutlaka ön bir kızartma ve pişirme işlemi yapılması gerekiyor patlıcana. Öteki türlü tam aynı kıvam yakalanamayabilir. 4 tane biberi çekirdeklerinden ayıkladım ve onu da minik minik doğruyorum ki domatesin içine koymak için hazır olsun. Ben domatesi konserve olarak kullandım ama eğer yazın bu yemeği yapacaksan 4 veya 5 tane domatesi rendeden geçirip o şekilde direkt kullanabilirsin. Bana göre hala domatesler lezzetlenmedi. O yüzden konserve kullanıyorum. Ben kendikilerimi çoktan bitirdim. Ablamdan ve annemden otlanıyorum konserveleri bu şekilde. Yazın domatesler lezzetleninceye kadar idare edeceğim. Genelde yaz patlıcanları acı olur ama yine de bu şekilde bir 5-6 dakika kadar beklerse çok daha iyi olur. Bu şekilde bekledikten sonra süzüp iyice kurulayacağız ve kızartma işlemine geçeceğiz. Kızartmayı da çok fazla kızartmayacağız. Hafifçe böyle altın rengi alınca yağdan alacağız ve geri kalan işlemlere beraber geçeceğiz. Yarım kavanozdan bir tık fazla domates konservesi kullandım. Dediğim gibi 4 tane domates kullanman yeterli olacaktır eğer taze domates kullanacaksan. İçerisine doğradığımız biberleri ekliyorum ve biraz da tuz ekleyip karıştıracağım ve kenara alıp üçünün birleştirme kısmına kadar kenarda bekleteceğim. Etler bu şekilde iyice pişti. Üçünü birleştireceğim kabın içerisine alıyorum. Ben altı dar, kenarları genişçe olan bir kap tercih ettim ki etler altta daha fazla gözüksün ters çevirdiğimde. Eğer böyle bir şeyin varsa çok daha güzel gözükecektir ters çevirince. Üzerine patlıcanları ekledim. En üzerine domatesleri ekleyeceğim ve kapağını kapatıp kısık ateşte 20-25 dakika boyunca iyice pişirmesini sağlayacağım. Domatesin suyunu çekmesini sağlayacağım ve daha sonra 10 dakika kadar altı kapalı dinlendirip ters çevireceğim. O esnada bunların pişme esnasında biz de pilavımızı yaparız. Yanına pirinç pilavı çok güzel oluyor çünkü.
Tencereye sıvı yağ aldım. Ben 2 su bardağı pirince 1 çay bardağı kadar arpa şehriye kullanıyorum. Bu şekilde denge çok iyi sağlanıyor bence. Eğer sen dengeyi sağlayamıyorsan bu şekilde bir ayar yapabilirsin. Ben şehriyelerin üzerine tuzu döküyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Şehriyeler kavrulunca üzerine yıkanmış ve suyu süzülmüş pirinci ekliyorum. Ben pirinci önceden suda bekletmiyorum veya ön bir ıslatma işlemi yapmıyorum. Zaten doğuda çok da fazla yapılmaz bu işlem. Direkt yapılır genelde. Pilavı şehriyeli yapacaksanız 1'e 2 oranında ölçü yeterli olacaktır. Çünkü arpa şehriye kendine çok fazla su çektiği için 1'e 1,5 az gelecektir. 1'e 2 arpa şehriyeli pilav da tam geliyor. Eğer daha sonra kontrol edip daha fazla eklemeniz gerekirse ekleme yaparsınız. Üzerine limonunu ekliyorum. Ben mutlaka pirinç pilavına birkaç damla limon suyu ekliyorum ve 2 tane de kesme şeker ekliyorum. Şöyle biraz karıştırdım ve kısık ateşte kapağını çok açmadan pişmesini sağlıyorum. Pilav suyunu çekip altını kapattığımda şöyle az biraz sıvı yağ gezdirip karıştırıp kapağı kapalı demlenmesini sağlıyorum. Sonradan eklediğim sıvı yağ daha parlak ve güzel gözükmesini sağlayacaktır. Zaten pilavın tane tane olduğu daha kendini çekmeden de belli oluyordur bence. Meftune pişti, güzelce dinlendi. Şimdi onu servis tabağına ters çevireceğim. Üzerine şöyle biraz maydanoz gezdireceğim ve yemeğim hazır. Sence nasıl görünüyor? Bence efsane görünüyor. Ben çok 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 lezzetli buldum bu yemeği ve çok severek tükettim. Mutlaka denemeni öneririm. Gerçekten eğer patlıcan seviyorsan bu yemeğin lezzetini kaçırmaman lazım. Yanında pilavıyla servis ettiğim bu yemeği beğenmeyecek çok az kişi var bence. O da patlıcanı sevmeyen insanlardır olsa olsa. Bu şekilde yemeğim hazır. Yanına bir çorbayla ve bir salatayla çok güzel bir menü şeklinde servis edebilirsin. Bana destek olmak için abone olmayı, videoma yorum yapmayı ve beğeni bırakmayı ihmal etme lütfen. Bunlar benim için çok kıymetli. İstediğin tarifler varsa onu da yorum olarak bırakabilirsin. Mutlaka dikkate alıyorum. Beni izlediğin için çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak, hoşça kal ve lütfen takipte kal.